Bir önceki videoda Doktor Poiseuille'ün keşfettiği direnç denklemini konuşmuştuk. Denklemi şöyle yazabiliriz. Direnç eşittir eta çarpı 8 yani kanın viskozitesi diğer bir deyişle akmazlığı çarpı damarın uzunluğu bölü pi çarpı damarın yarı çapı üzeri 4. Bütün bunlar bize bir damardaki direnci veriyor arkadaşlar. Yapacağımız hesaplamada damarın viskozitesi her zaman sabit kalıyor diye kabul edelim. Viskozite kesinlikle değişmeyecek, hep sabit. Bu bilgilerle birlikte direnci değiştirmek için elimizde iki değişken kaldı, değil mi? Damarın uzunluğu ve yarıçapı. Böyle bir damarımız varsa belli bir boyu ve eni olacak. Evet, burası yarıçap yani r, bu da uzunluk yani l oluyor. Bunlara bazı değerler verelim. Diyelim ki direnç 2 olsun. Eğer direnci arttırmak istiyorsam elimde iki seçenek var. Aslında denkleme bakıp doğrudan bana yanıtı söyleyebilirsiniz. İki seçeneğimiz var değil mi? İsim'i çizerek göstereyim. İlk seçenek yarı çapı sabit tutarak damarın boyunu uzatmak. Bakalım damarı uzatırsam, mesela uzunluğu 2 katına çıkardık desem, yarı çapta sabit kaldığına göre direnç de 2 katına çıkacak. Şimdi 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 2'den direncimiz 4 oldu. İkinci seçeneğimize bakalım. Bu sefer uzunluğu değiştirmek istemiyoruz. Uzunluğu sabit tutalım. Öyleyse yarı çapı değiştirmemiz gerekecek. Yarı çapın büyüklüğünü yarıya indirdik diyelim. Son videoda burada basit bir hesaplama yapmıştık. Eğer yarı çapı yarıya indirirsek direnç 16 katına çıkıyordu. Çünkü burada göreceğiniz gibi yarıçapın dördüncü kuvvetini alıyoruz. Yarısını aldığımızda 16'nın katlarına çıkıyoruz. Yani direncimiz 16 çarpı 2'den 32 yapıyor. Evet, iki seçeneği de inceledik. Bu şekilde bir damarın direncini arttırabiliriz. Ama seçeneklerden bir tanesinin daha etkili olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Yani diyorum ki yarıçap uzunluğa göre 4 kat daha etkili olduğu için, yarı çapı değiştirmek uzunluğu değiştirmeye göre çok daha büyük bir etki yaratıyor. Buna ek olarak pratik açıdan düşündüğünüzde buralarda düz kas bulunuyor. Dolayısıyla damar direncini arttırmak istediğimizde birinci seçenek olan uzunluğu değiştirmek çok daha zor. O yüzden yarı çapı değiştirmek genel olarak vücudun tercih ettiği bir yöntem. Tamam, şimdi işleri biraz daha zorlaştıralım. Tek bir kan damarı yerine elimizde 3 tane damar olsun ve bunları inceleyelim. Bir tanesini şöyle çiziyorum. Bunun direncine 5 diyelim. Şimdi bir tane daha damar çizelim ama bu biraz daha uzun olsun. Direncine de 8 diyelim. Boyu uzun olduğundan direnci de arttı. Son olarak diğer ikisinden daha kısa bir tane damar daha çiziyorum. Yarıçapları aynı, boyları farklı damarlar bunlar, tamam mı? Üçüncünün direnci de 2 olsun. Kanın bu 3 damardan akmasını istiyorum. Toplam direncim ne kadar oldu? Şimdi 3 damardan birden bahsediyoruz ve bunlar birbirine seri bağlılar. Yani kan hepsinden bir defa da akıyor. Toplam direnci hesaplamak için basitçe bütün bu değerleri topluyoruz. Buraya da yazalım. Toplam direnç, unutmamak için buraya toplamın t'sini koydum. Toplam direncimiz eşittir. İlki artı ikincisi artı üçüncüsü olacak. Eğer dördüncü ve beşinci olsaydı onları da bu toplama ekleyecektik. Bu durumda elimizde 5, 8 ve 2 var. Yani toplam direnç eşittir 5 artı 8 artı 2 oluyor. O da 15 ediyor. Size burada genel bir kuraldan bahsedeceğim. Seri bağlı devrelerde toplam direnç her zaman bir bileşenden daha fazla olmak zorunda. Bunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Tabii ki bu durumda herhangi bir negatif değer beklemiyoruz. O yüzden toplam hepsinden büyük olacak. Yani hiç negatif değer olmadığı için hepsini birden topluyoruz. Kolay gibi gözüküyor ama belirttim. Neden? Çünkü şöyle bir senaryo oluşunca anlayacaksınız. İnsan vücudundan bir damar alalım ve diyelim ki bu damarın 3 parçası olsun. Bunlar birbirine eşit parçalar. Dirençleri de 2. Tamam mı? Öncelikle toplam direnci buluyorum. Çok kolay. 2 artı 2 artı 2 yanıt 6 oldu. Sonra ilginç bir şey olsun. Aynı damarı yeniden çiziyorum. Senaryomuzda bir heyecan yaşanıyor şimdi. Heyecan fırtınası. Damar aynı damar fakat ne oluyor? Bir pıhtı geliyor. Pıhtı buraya geliyor. Tamam mı? Böyle düşünelim. Kocaman bir pıhtı bu. Ve damarı tam da ortasından altta sadece küçük bir açıklık kalacak şekilde tıkıyor. Bakın burada mini minnacık bir yarı çapımız kaldı. Belki de bir öncekinin yarısı kadar. Bir önceki örnekten de hatırlıyor olmalısınız. Bu durum özellikle o kısımda direnci 16 katına çıkaracak ancak ilk kısımda direnç 2 olarak kaldı. Burada da 2 olacak ama pıhtının olduğu yerde tam ortada 2'den 32'ye çıktı. Yani bir öncekinden 16 kat fazla. Orta kısımda artış oldukça büyük değil mi? Hemen not edelim. Direnç 2 çarpı 16'dan 32 oldu. Şimdi toplam direnci hesaplamak istiyorum. 32 artı 2 artı 2, 36 yapıyor. Pıhtıdan dolayı toplam direnç 6'dan 36'ya çıktı. Bunu unutmayın. Bu konu hakkında daha sonra da konuşacağım. Sadece size bu örneği göstermek istedim. Ve kafanızda seri bağlı damarlardaki direnç sistemini daha net oluşturmanızı istedim. Şimdi tam zıttı bir ihtimali konuşalım. Bu sefer seri değil de paralel bir bağlantı söz konusu. Kanı bütün damarlardan birden göndermektense şöyle bir şey yapabiliriz. Yine elimizde 3 damar olsun. Bu sefer hem yarı çap hem de uzunlukları değiştireceğim. Mesela sonuncu epey geniş olabilir. Diyelim ki direnç burada 5, burada 10 ve burada 16. Pardon, burada 6 olsun. 5, 10 ve 6. 3 farklı direncimiz oldu. Öyleyse bu durumda kan gideceği yolu kendi seçebilir öyle değil mi? Herhangi bir yoldan gidebilir. Üçünden birden geçmek zorunda değil. Bu durumda toplam direncimizi nasıl hesaplayacağız? Hemen hesaplayalım. Toplam direnç eşittir. 1 bölü 1 bölü ilk direnç artı 1 bölü ikinci direnç artı 1 bölü üçüncü direnç. Daha fazla damar varsa da böyle devam edebilirsiniz. Ama bu örneğimizde sadece 3 tane var. Bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya yazacağım. Sanırım işlemi kolaylıkla yapabiliriz. 1 bölü 1 bölü 6 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 diyoruz. Bakın bütün bu sayıların ortak katı 30. Öyleyse hepsinin paydasını 30'da birleştirelim. 5 bölü 30, 3 bölü 30 ve 6 bölü 30. Hepsini toplayınca ne yapıyor? 14 bölü 30. Yani 2,1. Böylece toplam direncim 2,1 oldu ama burada bir şeyin farkına varmanızı istiyorum. Toplam direnç her bir damardan daha küçük oldu. Bence bu gerçekten çok ilginç.